Çok büyük bir problemimiz daha var. O da kuraklık. Yani mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı yaşıyoruz. Yağış yok. Ne yağmur var ne kar yağışı var. Barajlar alarm veriyor. Özellikle de İstanbul'da. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin altını gördü. İstanbul'a su sağlayan barajlardan biri de Sazlıdere Barajı biliyorsunuz. Şimdi o noktaya gideceğiz. Hatta kuraklığın geldiği boyut öyle bir boyut ki görüyorsunuz Damla Turgutlu Soybaş, Ali Beyköy Barajı'nın orada ve kaldı orada. Yani bir çamur deryası, balçık. Damla ne kadarlık bir hani içeridesin? Bir hani yani çok da fazla hareket de edemiyorsun biliyoruz ama şu anda içinde bulunduğun durum aslında durumun vehametini çok net bir şekilde ortaya koyan bir durum. Seni dinliyoruz ve dikkatli ol lütfen. Senem biz Sazlıdere Barajı'ndayız. Önce ondan bahsedeyim ve kameramın Ünsal Çekin de aslında tabloyu en net gösteren noktadan çekim yapmak için konuşlanmıştık. O biraz yukarıdan bekliyordu beni. Ben de kıyı civarındayım aslında. Yani çok büyük bir baraj burası. Arkasını gösterelim. Alabildiğine büyük ve uzun da kıyıdayım diyebilirim aslında. Size kameraya yanaşmaya çalışıyordum. Yani biraz mesafe kat ettim ve toprağa baktım, kuru aslında. Toprak kuruydu ta ki buraya gelene kadar. Kameraya yaklaşmak isterken bir anda kendimi balçığın içinde buldum ve gerçekten çıkmak da mümkün olmuyor. Senem, benim boyum 1.67. Normal şartlarda bu baraj eğer dolu olsaydı ben ayağımı uzatmaya dahi cesaret edemezdim ama gerçekten de tablo ortada kupkuru olduğu için ki şuraya gelene kadar da en ufak bir toprakta herhangi bir şekilde nemlilik hissetmemiştim. Hızla kameraya yanaşmaya çalışırken de bir anda kendimi balçığın içinde buldum. İşte günlerdir İSKİ verilerinin de anlatmaya çalıştığı şey aslında buydu. İstanbul'da barajların doluluk oranı %20'nin altına düştü. %19,91'e kadar geriledi. Bu da şu demek aslında. İstanbul'un içme suyunun %80'i tamamen tükenmiş vaziyette. Çok korkunç bir rakam, tekrar edelim. İstanbul'daki içme suyunun %80'i tükenmiş vaziyette. Geriye sadece böyle balçık ve kurumuş topraklar var. Biraz da ilerleyebilirsem size anlatmaya göstermeye çalışacaktım ama mümkün olmuyor. Şöyle anlatayım. Bugün tarih 4 Ocak. 4 Ocak 2021. Yani kış mevsiminin tam da ortasındayız. Ama kışın adeta bahardan kalma bir gün yaşıyoruz. İstanbul'da termometreler bugün 15 dereceyi gösteriyor. İncecik mevsimlik montlar var üzerimizde. Ve bunlarla bile sıcak olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Ki olması gereken şimdi kar yağması ama biz tek bir damlaya hasretiz. İşte hasretimiz minik bir şekilde buradan barajın diğer tarafına doğru akmaya devam ediyor. Sazlıdere Barajı'ndayız dedik. Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı 5,33. Ömerli'de 16,87. Ali Beyköy Barajı'nda biraz daha yüksek. %21, çok özür dilerim düzeltiyorum, %29,91. Terkos'ta hakeza yine %21 civarında. Elmalı Barajı'nda %23 civarında. Oysa bu baraj ve göletler, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de de suyun en az bu kadar çekildiğinden bahsedebiliriz. Normal şartlarda azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirmesi gerekiyor bu barajların ve göletlerin. Ancak şu anda %80,09'u boş. Tekrar edelim, %80'i boş. Geriye sadece böyle balçık kaldı. Normal şartlarda göremeyeceğimiz, hemen barajın ortasında gösterelim, normal şartlarda göremeyeceğimiz ağaçların gövdelerini bile görüyoruz. Buraya bırakın buranın içine girip saplanmayı, normalde kenarında balıkçılar olurdu, amatör balıkçılar, onlar ağlarını atardı ve bu barajların içindeyse balıklar olurdu. Bir tane dahi canlı yok. Hatta etrafında otlayan koyunlar, keçiler, inekler de olmalıydı. Onlar da su içmeliydi ama neden yanaşamadıklarını aslında şu an benim manzarada içinde bulunduğum tabloda net bir şekilde anlatıyor. Buraya kadar kuru, korkmadan girilebiliyor ama bir adım attığınızda ileride balçıkla karşılaşıyorsunuz. Su oranı tamamen düşmüş vaziyette. Toparlayacak olursak Senem, belli ki şairin de dediği gibi bizi bu güzel havalar mahvedecek. Evet, Damla Turgutlu Soybaş